Sabahtan beri konuştuğumuz bir konu var. Kaşıkçı elması meselesi. Normalde biz bugün grubumuzla beraber Edirne Kapı Ayvansaray turu yapıyoruz. Sabahleyin Edirne Kapı Mirman Sultan Camii'nin orada buluştuk ve oradan yürüye yürüye Ayvansaray'a doğru gidiyoruz. Tabi bu gezinin en heyecan verici magazinsel detayı Kaşıkçı elmasının bulunduğu yer. Yani aslında Kaşıkçı elmasının bulunduğu yeri görmeyi hepimiz çok merak ediyoruz. Hatta belki vakit bulursak bir 10 dakika serbest zaman verip ikinci Kaşıkçı elmasını arayacağız. Şaka ya. Çünkü birini bulduysak kesin ikincisi de vardır. Bu böyle. Peki bu kısa videoda neyi konuşacağız? 1. Kaşıkçı elması gerçekten çöplükte mi bulundu? Bulunduysa bu çöplük neresiydi? Bu çöple nasıl gitti? Bu çöplükte nasıl bulundu? Bulan kişi kimdi? Bulduktan sonra onu ne yaptı? Ve 4. Mehmet döneminde saray hazinesine nasıl ulaştırıldı? Ve tabii en çok merak edilen soru, az önce söyledim ama hızlı geçtim. Çöplüğe nasıl geldi? Herkes devamını biliyor. Bulunduktan sonraki hikaye meşhur. Peki çöplüğe nasıl geldi? Bu videonun belki de en can alıcı sorusunun cevabı bu olacak. Hiçbir videoda bu sorunun cevabını bulamazsınız. Çöplüğe nasıl geldi? Videonun en sonunda ondan da bahsedeceğim. Ama tabii şunu da merak ediyoruz. Bu videoyu niye yapıyoruz? Çünkü bir süredir Türkiye gündemi devamlı meşgul ediliyor. Kaşıkçı elması satıldı. İşte satılmak üzere. Şu an Topkapı Sarayı'nda değil, şudur budur falan diye. Aslında bunların cevabını vermek istiyoruz. Öncelikle Kaşıkçı elmasının bulunduğu yere doğru yürüyelim ve adım adım bunları da sizinle konuşalım. Neredeyiz? Şu an bulunduğumuz yer Tekfur Sarayı. Mesela hadi ben gene bir kafalarınızı karıştırayım sizin. Burası Tekfur Sarayı. Roma İmparatorluğu'nun son sarayı. Kaşıkçı elması nerede bulundu? Şu kapıdan çıkacağız şimdi. Hemen şurada bir iki dakika yürüyeceğiz. Önümüze Eğri Kapı gelecek. Eğri Kapı'nın önünde bulundu. Yani şu gördüğünüz yer 1261 Latin istilası sona erdiğinde İstanbul Sultanahmet'teki İmparatorluk Roma Sarayı Latin istilasına derbeder edilmiş, yıkılmış, çok kötü hale gelmiş. Onun yerine kurulmuş Bileherna, yeni saray kompleksi. Yeni saray buradaysa, zenginlik burada, para burada, şöhret burada, elmaslar burada. Tabii ki Kaşıkçı da burada. Burada olunca hemen sarayın kapısının önündeki, Eğri Kapı'nın önündeki çöplükte elmas bulmaktan daha doğal ne olabilir? Yani şunu mu demeye çalışıyorum? Kaşıkçı elması Roma döneminde imparatorluk saray hazinesinin bir elmasıydı da sonra bir şekilde çöplüğe düştü ve bizim bir gariban dilenci bunu buldu mu diyorum. Hayır. Bunun cevabını birazdan vereceğim. Ben sadece az sonra diyorum, beni takip edin diyorum. Hadi. Çok gıcık televizyoncular gibi konuştum ya. Adam fitil ediyorlar ya böyle az sonra az sonra diye. Aa, onların arasında kala kala onlara benzedik ya. Hadi yürüyelim. Ama böyle yapmayınca da kaçıyorsunuz. Hemen videoyu pıt diye kapatıyorsunuz. Evet. Burası Tekfur Sarayı. Tekfur Sarayı'nı şöyle bir gösterelim. Şöyle alayım herkese. Şimdi elmas nedir? Camdır. Yani bir noktada cam. Aslında bir karbon atomu diyorlar. Allah-u Teala yeryüzünün en sert maddesini bizim ağzımıza koymuş. Diş minesi. En sert. Ağzımızdaki diş minesinden sonra dünyanın en sert maddesi elmasmış. Öyle bir yeraltı karbon sıkışmasıyla ortaya çıkıyor. Sıkışma biraz farklı olsa kömür oluyor. Yani kömürle elmas. İslam alimleri bunu çok anlatırlar biliyor musunuz? Hatta bunu anlatırken iki ismi yan yana getirirler. Ebu Cehil ve Hazreti Ebu Bekir. İkisi de aynıydı. Aynı ortamdaydı. Kabe'nin avlusunda yan yana evleri vardı. Biraz da Ebu Bekir oldu, bir Ebu Cehil oldu. Niye göre? Ortada bir İslamiyet diye bir inanç çıktı ortaya. Biri sahip çıktı, biri reddetti. Biri kılıç çekti, biri destek oldu. Biri Ebu Bekir, biri Ebu Cehil. Biri Sıddık oldu, biri de Bedir Savaşı'nda öldürülen bir kafir Ekber oldu yani. Baktığınız zaman. Yani ikisi de karbon, biri fazla sıkışıyor, kaşıkçı elması oluyor, biri az sıkışıyor, bildiğiniz sobada yaktığınız kömür oluyor. İşte biz insanlar böyleyiz. İstersek elmas olabiliriz,
İstersek kömür oluruz. Kömür olursak yakılırız. Elmas olursak baş tacı edilir. Ve parmaklarda, alınlıklarda, göğüslerde gezdiriliriz. Karar sizin. Şimdi bunları niye burada konuştum? Şu karşıdaki Şişhane Caddesi'nden dolayı. Şu an bulunduğumuz bu Tekfur Sarayı aslında Osmanlı'da Çin'i atölyesi olduktan yüzyıllar sonra bir arada cam atölyesi olarak kullanılmış. Madem içeride kuyular var, fırınlar var, cam işleme sanatının yapıldığı yer olarak kullanılmış. Hatta Osmanlı'nın son, Cumhuriyet'in erken döneminde o meşhur şişeler burada üretilmiş. İçerideki sergide görmüşsünüzdür mesela Vefa Bozası'nın ilk imal edildiği boza şişeleri dahil üretildiği yer burası. Burası şişehane olmuş. Sonra şişehane bizim ağzımıza uzun gelince bizim mahalleli bunu Şişhane'ye çevirmiş ve burası Şişhane Caddesi adını almış. Evet, Kaşıkçı Elması azilerimizle oraya doğru yürüyelim. Hemen solumuzdaki çizimlerde Tekfur Sarayı'nın gravür ve minyatürlerde nasıl yer aldığını görüyoruz. Tekfur Sarayı'nda ortaya çıkan kazılarda günümüze ulaşabilmiş Lale Devri döneminin Çin'i fırınlarını görüyoruz. Şimdi bakın, elmas dedik, Roma İmparatorluğu'nun sarayı dedik, Çin'i sanatının yapıldığı fırınlar dedik, cam işlenen bir atölyeler topluluğu dedik. Yani olay bizi bir yerlere doğru götürüyor. Şişhane Caddesi'nde ilerlemeye devam ediyoruz. Bu böyle aşağı Ayvansaray'a kadar giden bir cadde. Adı neden Şişhane sormayın, artık biliyorsunuz. Az önce bunu konuştuk sizinle. İğdeler açmış. Nasıl güzel kokuyor ya şu karşımızdaki ağaçtan. Oh, nasıl güzel koku geliyor. Az kaldı. Kaşıkçı Elması'na çok az kaldı. Birazdan dünyanın en büyük 10 elmasından biri olan Kaşıkçı Elması'nın nerede nasıl bulunduğunu hep beraber görmüş olacağız. Ve kamuoyunun uzun zamandır merak ettiği ve beni de sıkıştırıp ya Talha abi bir Kaşıkçı Elması programı yapsanız dediği, işte o programı sizin için gerçekleştiriyorum. Şimdi Tekfur Sarayı'nın orada başladık çekimimize. Şişhane Caddesi üzerinden buraya doğru yürüdük. Hazırsanız İstanbul Kara Surları'nın en önemli, en meşhur kapılarından biri geliyor şimdi önümüze. Burası Eğri Kapı. Hemen şurayı döner dönmez kapı, daha şu an hiçbiriniz kapıyı görmüyorsunuz. Şimdi 3 adım sonra herkes kapıyı görmüş olacak. İşte kapı tam karşımızda. Maalesef bu kapı trafiğe açık. Ben olsam burayı direkt trafiğe kapatırdım. Trafiği açık olduğu için buradan arabaların girişi, oradan çıkışı, tarihi kapı, zaten kapı daracık. Bak görüyorsunuz şekil bira. Müstakbel bir taksicimiz geçiyor. Buradan kasalı arabalar geçiyor. Neler neler geçiyor. Ya yapmayın, etmeyin. Bundan 15 sene evvel Topkapı Sarayı'nın Babuz Hümayun'una kadar, yani Babuz Selam'ına kadar, Babu Hümayun'dan koca koca otobüsler giriyordu. 15 sene evvel. Şu an böyle bir şeyi ben söylediğimde o dönemi bilmeyenler inanmaz. Hadi hocam ya, dalga mı geçiyorsun? Babu Hümayun'dan, o ilk kapıdan otobüs mü giriyordu? Vallahi giriyordu. Şu an bizim için Babu Hümayun otobüsüne girdi demek çağ dışılık, cehalet. Şu an aynı cehalet bu kapıda yaşanıyor. Kapatın ya. Buradan araba geçmesin yani. Burası daracık bir yer. Zaten her türlü kaza oluyor. Arabalar birbirine vuruyor. İnsanlar çiğneniyor. Ya insan canı da önemli, birbirini vuran arabalar da önemli. Ama şu gördüğünüz 2000 yıllık duvarlar, surlar da önemli. Tarihi Roma döneminin şehir kapısı. Bu kapı Osmanlı döneminde Eğri Kapı adıyla adlandırılmış. Neden? Çünkü bu gördüğünüz, bakın, surlar normalde böyle dümdüz gelirken buradan itibaren bir eğrilikle aşağı doğru iniyor. Ne oluyor? Manuel duvarı oluyor. Manuel Komnenos, yani Mirya Kefalon Savaşı'nda bizim Anadolu Selçuklu hükümdarı 2. Kılıç Arslan'la savaşa. Bakın şu an Fatih Belediyesi'nin arabası geçiyor. Bak, belediyenin arabası bu. Gördüğünüz kamyon yani. Gördünüz mü? Bak, biz ayarlamadık. Yani belediyenin arabası buradan şimdi bak geçerken. Bakalım nereye vuracak? Belediyenin arabası bu yani. Bak, aynı nasıl sürtüyor oraya kenara. Gördünüz mü? Bak, canlı yayın yani. Bak vallahi ben ayarlamadım.
koskoca Fatih Belediyesi'nin arabası. Ya yazıktır, ayıptır. Vur vur gir. İkinci Mahmud'un orada tuğrası var. Gir içine. Bak kaç santim kaldı tarihi 2000 yıllık duvara? Değmesine kaç santim kaldı? Görüyor musunuz? Sonra diyorlar Talha Uğurlar çok sesini çıkarıyor, çok ötüyor. Ya tarih bu bizim ya, bizim. Millet sürte sürte tuğla kalmamış burada yani. Ayıptır ya. Bunu belediyenin arabası yapıyorsa herkes yapar. Yaparız yani. Hani var ya, imam bunu yapıyorsa cemaat ne yapar muhabbeti. Ondan dolayı bakın, ben 25 yıldır bu kapıdan girip çıkıyorum ve ben 25 yıldır neler gördü şu gözler. Yapmayalım ya. Yani bu Amerikalı bir grubu gezdiriyor olsaydım ben, Allah'tan hepiniz bizim vatandaşsınız. O Amerikalılar şu manzarayı görse ne derlerdi? Yazık ya, kendi tarihine saygısı olmayanın kendi ülkesine değerlerine saygısı olmaz derlerdi. Ya azıcık bir ciddiyetimiz olsun yani. Ağırlığımız olsun. Bu eğri kapı tarihi bir kapı. Bir de şimdi biliyorum ben, bizim toplum parça parça olmuş. Kimi Roma'yı çok seviyor, kimi Osmanlı'yı çok seviyor, kimi türbeleri, yatırları çok seviyor, kimi sahabe mezarlarına düşkün. Hangi meşrepten, meslekten, inançtan olursanız olun burayı korumak zorundasınız. Burada Roma var. Burada Osmanlı'nın verdiği isimle Osmanlı varlığı var. Burada sahabelere ait kabirler var. Bakın gördünüz mü? Şu gördüğünüz türbe sahabelere kadar giden bir türbe. Kesikbaş türbesi. Meşhur. Kesikbaş. Kapının hemen içine doğru bakıyoruz. İkinci Mahmud'un tuğrasını görüyoruz. İkinci Mahmud'un tuğrası. Yani ben Roma'yı seviyorum diyorsanız bu surları korumak zorundasınız. Ben Osmanlı'yı seviyorum diyorsanız bakın orada ikinci Mahmud'un tuğrası. Orada iki tane sahabe efendimizin türbesi var. Burada bir tane sahabe efendimizin türbesi var. E bunları, yani burayı bizim korumamız için çok şey var. Magazin mi seviyorsunuz? Kaşıkçı elması burada bulunmuş. Kaşıkçı elması nerede bulunmuş? Hadi beni takip edin. Dikkat edin, her an araba çıkabilir. Şuraya kaç defa ayna konuldu? Hani bu karpuz aynalar var ya, buradan gelen geçen birbirini görsün. O aynaların tamamı 3 ayda bir kırıldı. Kırıldı, kırıldı. En son yetkililer artık vazgeçtiler, ayna mayna koymadılar. Şimdi artık gelen gidene vuruyor burada. Hazreti Hafir'in türbesi. Bu gördüğünüz mesela Tuğra, 2. Mahmud'un buraya yaptırdığı orijinal Tuğra, orijinal kitabe. Burayı A'dan Z'ye 2. Mahmud tamir ettiriyor. Neden? Gevur padişah diyorlar. Hayır, ben gevur değilim diyor. Sahabe türbeleri var 22 tane. Hepsini tamir ettiriyor. Burada da Hazreti Abdüssadık'ın türbesi var. Abdüssadık ve Hazreti Hafir. Şimdi insan şaşırıyor, diyor ki Allah Allah. Ya nasıl oluyor? E burası İstanbul surları. Bakın şöyle dönüyorum. Döndüğümüz zaman şu görmüş olduğunuz surlar. Biz Fatih'in askerleri olsak amacımız neydi 1453 öncesi? Bu şehri almak. Ve bu şehri kuşatacaktık. Bu şehri almak için bu kapılara, bu duvarlara, bu burçlara yüklenecektik ve almaya çalışacaktık. Onlar da kendilerince müdafaa edeceklerdi. Fatih'in fethi askerleri öncesi buralara kimler yüklendi? Abbasi, Emevi orduları yüklendi. Emevi ordularının içinde sahabeler var mıydı? Vardı. Ve işte bu gördüğünüz yer bu şekilde yüzyıllar boyunca muhasara edildi, ele geçirilmeye çalışıldı. Sur kapıları, duvarları, hendekleri önünde, içinde onlarca değil yüzlerce sahabeden, tabiinden, tebeüt tabiinden, Fatih'in nimel ceyş, fethi askerlerinden şehitler buralarda kaldı. Onun için buraları korumak son derece önemli. Bakın hemen dibimizde fethi şehitlerine ve sahabelere kadar bir sürü kabrin bulunduğu dev bir Müslüman mezarlığı var. Ben olsam şu araba yolunu iptal ederim. Buranın içini dışını geniş bir parka çeviririm. Burada bir kere Manuel Komnenos'un duvarları var. Manuel ya, buraya tabela koyarım. İkinci Kılıç Arslan'ın yendiği adam Manuel. Mirya Kefalon Savaşı'nda. Bir kere onu anlatırım buraya gruplarla geldiğimde. Yendiğimiz Roma İmparatorluğu'nun duvarlarından bir girerim. Eğri Kapı'dan bahsederim. Sahabelerden bahsederim. Ve Kaşıkçı Elması'yla güzel bir magazinle bitiririm. Size de aynısını yapacağız. Kaşıkçı Elması nerede bulundu? İşte bu kapının, hah, Hızır Acil de geçiyor. Ambulansta gördüğünüz gibi. Yani bir büyük kamyon geçmedi. Bir büyük kamyon, tır falan da geçerse olayı bitireceğiz yani. Ondan dolayı buraları kapatırım. Ne olur yani,
sur içinde zaten trafiği bitirmek lazım. Yavaş yavaş bitirelim, gerek yok böyle bir kepazeli. Ben şu kapıyı anlatırken yaptığımız cambazlığı görüyorsunuz değil mi? Ben size bakıyorum, siz bana, hepimizin gözü arabalarda. Hani hangi araç ezileceğiz acaba diye böyle bakıyoruz. Çirkinlik bu ya. Böyle bir kıymete değmez. Hatta burayı öyle bir park yaparım. Kaşıkçı Elmas'ın burada bulunduğu hikayesini bir canlandırırım. Bütün dünya buraya akar ya. Elmas nasıl bulundu, ne şekilde bulundu. Orada bir kaşıkçı yaparım. Orada bir dilenci yaparım. Orada bir ufak çöplük görüntüsü. Çünkü unutmayın, düne kadar şehirlerin çöplükler neresinde olurdu? Dışında olurdu. Yani şehrin içinde çöplük olur mu? Olmaz. Kokar, pislik olur, mikrop yuvası olur, hastalık bulaşır. O zaman nereye oluyor çöplükler? Dışarıya yapılıyor, şehrin dışına. 4. Mehmet dönemi, yani 1600'lü yılların sonu, şehir surun içinde. Şu an biz şehrin içinde miyiz, dışında mıyız? Dışındayız. Dışındayız. Şehrin dışındayız. Ve bu kapının dışarısı, şu gördüğünüz bölge, meşhur Eğri Kapı çöplüğüymüş. Ve hemen şöyle geçelim. Evet, burası iyi. Şimdi bir süredir Türkiye'de bir şey tartışılıyor. Bu elmas çalındı mı, kaçırıldı mı, satıldı mı? Vallahi ben gözümle gördüğümü söyleyeyim size. Normalde Kaşıkçı Elması Topkapı Sarayı'nda Enderun avlusunda hemen sağ kenarda ne var? Fatih Köşkü var. Osmanlı'nın hazinelerinin sergilendiği yer olarak yıllardır kullanılan bir yer. Enderun 5. sınıf. Öğrencilerin kaldığı yer, hazine dairesi. Orada sergideydi. Oraya girmek için 3. bir para ödüyorduk. Bir para giriş, bir para harem için, bir para da hazine için. Uzun bir kuyrukla yarım saat bekliyorduk. Elmasın önüne geliyorduk. Sadece 30 saniye duruyorduk. Hadi 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 gidiyorduk. Sonra ne oldu? Fatih Köşkü tamiratı alındı. 5-6 sene evvel kapatıldı. 5-6 yıldır biz Kaşıkçı Elmasını görmüyorduk. Tabii görmeyince o dönemde söylentiler çıktı. Sosyal medyanın biliyorsunuz ağzı büzülmüyor. Dediler ki Türkiye'de yöneticiler bu elması sattılar dediler. Hakikaten satılmış mıydı, satılmamış mıydı? Bunlar konuşuldu, edildi. O dönemde bu çok konuşulunca sanıyorum bence tepeden geldi bu emir. Bilmiyorum ama tahmin ediyorum. Dendi ki elması koyalım sergiye de millet duruyor mu durmuyor mu anlasın. Kaşıkçı Elması bir sene kadar önce Topkapı Sarayı Birun avlusunda hazine dairesine konuldu. Hazine dairesi diyoruz ama bugün silahlar sergileniyor. Topkapı Hançeri ile beraber iki ayrı vitrinde şu an hala sergideler. Ve rahatlıkla giriyorsunuz, geziyorsunuz, önünde duruyorsunuz. Hatta uzun uzun da önünde vakit geçirebiliyorsunuz. Yani gözümüzde gördüğümüz kadarıyla Kaşıkçı Elması satılmadı. Orada hala durmakta. Şimdi gelelim bu elmasın başına ne geldiğine. Eğri Kapı'dan çıktık. Bu gördüğünüz bölge, bu gördüğünüz bölgede bir Eğri Kapı çöplüğü söz konusu imiş. Ve bu Eğri Kapı çöplüğünde o gün bir tane fakir, fukara, yoksul, ihtiyaç sahibi bir adam çöpleri kurcalamaya gelmiş. Allah kimseyi düşürmesin. Ama nihayetinde ihtiyaç bu. Yani ne yapsın, olmayınca insan gelmiş ve burada çöpleri kurcalarken sen parlak bir taş bulmuş. Parlak. Ama unutmayın, Kaşıkçı Elması ilk bulunduğunda şu an Topkapı Sarayı'nda gördüğünüz gibi değildi ha. Yani yontulmamıştı. Yağmur yumru bir taştı bildiğiniz. Ama elmaslı tabii ki. Taşı buluyor, hoşuna gidiyor böyle parlak bir taş. Tam o sırada buradan böyle muhtemelen aşağı doğru yürürken çöplükten, orada az ileriden yoldan da bir kaşıkçı geçiyor. Şimdi aramızdaki gençler olayı çok bilmeyebilir. Düne kadar bu toplumda metal kaşık yerine insanlar tahta kaşık kullanırdı. Mesela ben bazen Taraklı, Göynük, Mudurnu turu yapıyorum gruplarla 3 ayda bir. Taraklı'ya gittiğimiz zaman Taraklı'nın meşhur o şimşir taraklarını yapan, ahşap kaşıklarını yontarak, oyarak işleyen ahşap ustalarımız hala mevcut. Gidiyoruz onların yanlarına. Ondan sonra amcalar bana bakıyorlar, kel başa şimşir tarak çok iyi gelir. Bunu al kullan, saç çıkar diyorlar. Ben alıyorum ama hediye ediyorum. Kullanmıyorum, böyle iyi. Sonra kaşık alıyoruz, gruplara kaşıkları gösteriyorum. Şimdi bu Kaşıkçı Elması'ndaki kaşık hikayesini millet duyduğu zaman akıllarına tahta kaşık gelmiyor milletin. Hani dilenci taşı buldu, kaşıkçıya götürdü. Bu taşa kaç kaşık verirsin dedi. Bu doğru. Da metal değil, kaşıklar tahta. Kaşıkçı da demek ki marangoz bir adamcağız. Akşam evinde oymuş oymuş, hazırlamış kaşıkları. İpe dizmiş, satıyor burada. Kaşıkçı da bakıyor taşa. Hoşuna gidiyor. 3 kaşık vereyim diyor.
3 kaşığa elması değiştiriyorlar. Hazır mısınız? Şu an elmasın hep beraber fiyatını ölçeceğiz. Elmasın fiyatı. Elması burada ihtiyaç sahibi adam kaşıkçıya kaç liraya sattı? En son Mudurnu'ya gittiğimde kaşıkların tanesi, bu fiyat fırlaması olmadan önce yalnız, 15 liraydı. 45 liraya. Kaşıkçı elması. Ben bazen Topkapı Sarayı yapıyorum gruplarla. O silah bölümü, Hazine-i Amire binası. İçeri girerken bakıyorum tabii gruptaki hanımların hemen hepsinin parmaklarında böyle yüzükler var. Diyorum ki elmas yüzüğü olanlar içeri girip taşa bakmasın çünkü moraliniz bozulur diyorum. Çünkü hakikaten millet elmas yüzüğüm var deyip böyle gezerken içeri girip taşı bir görüyorlar. Herkes yüzükleri saklıyor yani. Çünkü öyle bir taş nerede bulacaksın da nerede alacaksın yani. Çok zor, devasa, kocaman bir elmas yani. Velhasıl kaşıkçı bunu alıyor. Yalnız kaşıkçı daha uyanmış değil, ha söyleyeyim size. Kaşıkçı bunu alıyor. Nereye gidiyor? Soluğu nerede alıyor tahmin edin. Siz kaşı taşı alsın nereye gidersiniz ya? Kuyumcuya gidersiniz tabii ki. Aa, herkes susuyor ya. Bir tane doğru cevap geldi. Kuyumcuya tabii ki. Kuyumcuya götürüyor. Herkes şeyi düşünüyor. Bir dakika ya. Bunu kuyumcuya götürürsem ifşa olurum. Bunu saklı gizli nerede satarız falan. Evet. Kuyumcuya götürüyor kaşıkçı. Bu diyor para eder mi diyor. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Parayı kim kırdı biliyor musunuz? Parayı her zaman kim kırar? Aracılar kırar. O kuyumcu kırdı parayı. Kuyumcu tabii ki anlıyor. Anlayınca kaşıkçıya kimdir kaç kuruş verdi. Şimdi adam 45 liraya almıştı. Yani 3 kaşık parasına. Hadi öbürü de 50 kaşık parasına satsın. Kuyumcu soluğu nerede alıyor? Saray kuyumcusunda alıyor. Yani 4. Mehmet'in özel saray kuyumcuları var. Oraya götürüyor. Tabii ki saraya, bilmiyorum artık kaç boğazda yalı fiyatına sattı adam ve satıyor. 4. Mehmet adına alınıyor ve sarayda yontuluyor. Bu çok önemli bilgi. Bakın bir elmas yontulduğunda bir nebze küçülür ama değeri kat be kat artar. Onun yontulmuş halini görmüşsünüzdür. Muhteşem. O kadar harika ki. Yontuluyor, hazırlanıyor ve ondan sonra da saraya ve dünyaya kazandırılıyor bu muhteşem elmas. Şimdi hikayenin meşhur kısmı, çok bilinen kısmını konuştuk. Şimdi sıra geldi hiç kimsenin bilmediği kısma. Neydi soru? Elmas çöplüğe nasıl geldi? Evet, şimdi bunun cevabını açık konuşayım. Kimse bilmiyor. Ben de bilmiyorum. Ama bu konuda benim 25 yıllık evli bir beyefendi olarak bu konuda bir şeyim var. Tezim var. Ben söyleyeyim, bakın burada kocaman kalabalık bir grubuz. Evlisi var, bekarı var. Haklısın, sana katılıyoruz ya da sana katılmıyoruz diyebilirsiniz. Bence olay şöyle oldu. Bu elmasın çöplüğe düşmesine sebep tek bir şey olabilir. Kızgın bir kadın. Öfkeli bir kadın. Bundan daha büyük bir şey söz konusu olamaz. Olay şöyle oldu. İstanbul'da bir tane gariban tüccar, Halep'e ya da Gaziantep'e olabilir, ticaret yapmak için yola çıkacaktı. Karısından izin aldı. Hangimiz izin almıyoruz ki? Dedi ki hanım ben işte 5 günde giderim, 10 günde gelirim, şu kadar da kalırım. Bir ay izin istedi. Karısı da tamam dedi. Adam ticaret yapacak nihayetinde ve gitti. Fakat bir ayda gelirim diyen adam bir ay daha taktı. 2 ay, bir ay geç geldi. Gecenin bir yarısı geldi. Hediye almamıştı. Eli boş geldi. Gelir gelmez hanım seni çok özledim falan demeden affedersin öküz gibi gitti, direkt yattı uyudu. Bütün bu bileşkelerin neticesinde o gece vakti evde büyük bir sinir patlaması oldu. Haklı için, o kadın haklı yani. Sen 2 ay bekle, eli boş sallanmış gelmiş adam yani. Olacağı belli. Ben bile 3 gündür Kilis Gaziantep turundan hemen oradan ne aldım ben? Neydi o aldığım otun ismi? Zahter aldım götürdüm. Eve boş gidilmez. Hiç sıkıntıya gerek yok. Eli dolu gideceksiniz. Ve kadın o gece adamın heybesi, heybe getirmişti adam. Heybesinin içinde kaşıkçı elması vardı bence. Halep'te malep'te bir yerde bunu buldu bu bir şekilde. Kadın o sinirle o heybeyi aldı. Sen madem eli boş geldin beni düşünmedin dedi. Fildirdi, kapıdan dışarı attı. Oradan mahalle çöplüğüne, oradan da şehir çöplüğüne düştü. Ne diyorsunuz? Olabilir mi? Sakın ha ileride bunu böyle Talha Hoca anlattı diye anlatırsınız ha. Bu tamamen bu son kısım benim uydurmam. Ama ben
hala ve hala böyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Savaş sırasında gizlemek veya kurtulmak için daha akla yatkın geliyor. Savaş, ama savaş yok o sırada. Yani bir savaş olsa böyle bir kargaşa margaşa mesela saklayalım. Fetih sırasında. Ama 4. Mehmet dönemindeyiz. 4. Mehmet döneminden bahsediyoruz. Mesela bakın B planı. Biz az önce neredeydik? Sarayda, Tekfur Sarayı'ndaydık. Saray, şu duvarın arkası Bilaherna bölgesi. Tekfur Sarayı'nda Osmanlı'nın kuşatması sırasında İmparatorluk Sarayı'nın mücevherleri belki onun bunun elinde kaldı, bir yerlerde saklandı etti derken ta 250 sene sonra burada bir çöplüğe düştü. Bu da bir iddia mesela, olabilir. Bunlar hep bizim ürettiklerimiz. Ama bildiğimiz bir şey var. Dünyanın en büyük 10 elmasından biri bu çöplükte bulundu. Bir tanesi varsa, bulunduysa kesin bir tane daha vardır. 10 dakika serbest zaman, hep beraber elmas arıyoruz. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın.